Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Yeni bir videoya ve Boş mu Dolu mu serisinin yepyeni bir bölümünde hepiniz hoş geldiniz benim. Bu videoda Soflu kardeşim dedi ki Tarık'la Sonay'ı birlikte alıyorlar aşağıya. İkisi de destek eşyası alıyor. Acayip değişik, karışık, kuruşuk bir şeyler yapıyorlar. Bayağı iyi dedi. Buna bir göz atacağız ve yanımda da Soflu kardeşim var. Sea. Afe. Soflu'nun geç AS'sini aldığımıza göre bakalım Tarık Sonay alt koridor ikilisi boş mu dolu mu? Evet efendim, maçımız başlamış bulunmakta şu anda. Ben büyü hırsızının marifetini alıyorum. Soflu da Targon alıyor. O ne lan? Biri flash attı. Hareket edemiyorum diyor. Flash attı ve atıldı yani. Kanka oyunu kapat aç hızlıca. Ha tamam. Hareket edebilmiş. Peki. Efendim yapacağımız olaydan birazcık bahsedeyim. Ben önce büyü hırsızının marifetini kazana kadar minyonları Soflu alacak. ADC'miz Soflu olacak. Soflu Targon'uyla... Oha niye böyle bir tuhaf gözüküyor lan? Aa değişikmiş. Bunu fark etmemiştim bak. Eşyanın yarıdan çoğu gözükmüyor. Neyse. Targon'uyla Soflu minyon kesecek ve oradan bana gelen bir miktar para ve büyü hırsızının marifetiyle dürttüğüm adamlardan gelen para. Aynı zamanda bir de Arakçı aldım. Arakçı'dan gelen para olacak. Ben... Bir ADC misali kasacağım yani. Parayı kazanacağım. Soflu da kazanacak. Ondan sonra büyü hırsızının marifetinde görevimi tamamladığım anda minyonları ben almaya başlayacağım. Çünkü vergi cezası, o bu özel pasif vergisi var ya bu eşyanın. O özelliği kalkıyor görev tamamlandığında. Full dürtmeye. Ondan sonra takım savaşı içerisinde de bizim takımımız da bu arada uyumlu oldu. Uzun savaşlarda daha iyi oluyor bu ikili. Yani öyle düşünüyorum daha doğrusu. Güzel. Oo, hemen mana potu aldım bir tane. Çok güzel. İki tane pasif paramı kastım. Üzerine bir de Arakçı'dan da şeyimi aldım. Bir tane daha alayım. Bir de araklayayım. Ay. Hah iyi. O iki vuruşu birden atsaydı bayağı vuracaktı ya. Bu üç vuruşta bir akor basıyor değil mi? Evet. Süper. Ben bir tane pot basayım mı sence? İki olunca can basmaya mı başlayalım? Sen ne verdin kanka ilk? Öyle. Basırız ya. İki olduk şimdi. Tamam okey. Soflu'nun sesi bu arada yine garip. Biraz daha farklı normalden. Onun sebebi de aşağıda Hazel'in bilgisayarda oynuyor. Ama Hazel o mikrofondan konuşurken hiç sorun yok. Soflu'nun bence ses telleriyle alakalı bir durum var bunda. Hadi ya, bende ne sorun var? Videoda görürsün kanka. Ya böyle abi, hafif abi. Bir cızırtı var, anladın mı? Sen böyle gerilme diye söylemedim de videoda biraz sürpriz olsun dedim sana. Bir cızırtı var yani. Bence senin ses tellerinle alakalı bu durum. Yani artık kanıtlandığına göre. Bir tane daha dürttüm. Bol bol para video çekerim anlayın. Ne demek istedi lan o? Kanka minyonları kaçırma, üzülüyorum. Ama ya sportum ben. Flash atacağım. Ne yapıyorsun lan? Ben kaçamayacaktım buradan, öyle hissettim. Yapmak istediğimize benimki... biraz karşı bir hero ya Pyke. Uf, 100 altın aldım, çok iyi. Can bastım sana kanka, hayattasın. Bayağı iyi, bayağı iyi. Aldınız orayı. Kanka manam kalmadı, al. Al skoru al. Yapma be. Kime salmaya çalıştı? Canan birine salmaya çalıştı. Kanka bilmiyorum ki ya. Çok kötü oldu ama olsun, tamam neyse. Biraz minik şey. Ben geri dönüyorum ya. Destek eşyamı falan bir yükselteyim. Şunu al. Bunun bir üstü için bir tane pembito alıyorum. Yani şeyi alıyorum. Şunu alıyorum ve bir tane daha can potu alırsam bence gayet iyi bir satın alım. Ve let's go. Şimdi arka planla alakalı böyle hafif bahsedeyim. Gerçi bu videoyu ne zaman yayınlarım? Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde ben yeni arka planı tamamen ayarlamış olacağım. Onu ayarlayacağız abi artık. Böyle en fazla bir 3-4 video içerisinde her şeyi tam oturtmuş olurum. Biraz dekor falan arkaya yapacağım. PyQ'larını dojladığımız takdirde sorun kalmıyor kanka. Ya PyQ'a hasar vermekten nefret ediyorum. Adam verdiğim hasarın yarısını dolduruyor ya. Bu arada PyQ değil de... Ha? Önemli olan itemi kasman ya şu an. Hiç evet evet. 423 kanka, bitti sayılır. Dakika daha 7 bak. Dakika daha 7 ve eşya bitti sayılır. 446. Son bir 2-3 dürtmen falan kaldı. Normalde 9 civarında bitmesi makul sanırım. Biz bu el bayağı dürttük yani. Ben 450 altın iyi kastım diye düşünüyorum. 7 dakikada. Allah. Kankam kaçıyoruz. Sanırım öldüm. Pyke'a öldüm. Bence çıkabilirsin ya. Pyke'ın skill'ler dönecek. Aa, olsun. Tamam neyse. Tamam. 497. Bitti sayılır. Ne kasayım ben şimdi? Lich puan mı? Ha, ya göz şey. Göz yaşı. Yani, tanrıça tanrıça. Doğru doğru, bak unuttum. Tanrıçayı aldım şu an. Bu tanrıçanın önemli olmasının sebebi Sona'nın çok sık yetenek atıyor olması ve mana havuzunun yeterince skill spamlamaya uygun olmaması. Bu şekilde uygun hale getireceğiniz. Jarvan çok güzel oyun oynadı orada. Çok güzel oyun oynadılar. Wow, iyi oyundu.
VP arkadaşlar. Kankam benim görev bitti. Aa benim görev base'de. Aa eşyadan para kasıyorum ya bir de zamanla. Görev base'deyken bitmiş. Çok güzel. Totem alamayacağım diye üzülüyordum. 3 totemim var şu an. Mesai başladı senin. Evet mesai başladı. Farmlar bende artık bundan sonra. Sağ olsun Pike totemi buraya yakın koymuş ki rahat vuralım. Bunu yapmayın bu arada rakip. Hani siz bu tarafta olsaydınız şuraya atın o totemi. Daha çok mesafe kat etmek zorunda kalırdık. Yapacağım kanka. Tamam. Çok iyi ya. Ne oluyor? Kanka önden kesemedik. Ne oluyor lan? Nasıl failledik orayı? Hiçbir fikrim yok. O Pike ölmeyince. Ah yarım saniye ya W. Kule altı yapmamız mı çok doğru olmadı acaba ya? Çok iyi olacaktı orası yoksa. Geldim kanka yanaş bana. Yetmedi. Ejder aldık mı ya? Ejder aldık. Ejder aldık. Ya bence şu an savaşları kazanmıyor oluşumuzun sebebi az önce dediğim gibi. Ben şu an eşya hani hasar için bir eşya almadım kanka. Zayıfım evet. Yani şu an. Hala almadım yani. Bir tane kuvvet kitabım var. Vladimir. Allah. Patates oldum. Ulan Vlad ya. Farm yapmamız lazım. Benim şu eşyayı bitir. Bu yaptığımız ikili yani ben şu anda ilk defa deniyorum. Boş mu dolu mu serisinin hani amaçlarından bir tanesi de bu. Bir şeyleri deneyimliyor olmak, onun üzerine yorum yapmak. Bence bu ikinin olayı ileri oyunda yani. Biraz rahatça farm atalım. Rakibe bayağı bir altın farkı atmamız gerekiyordu aslında. Altın durumu olarak ne alemdeyiz bilmiyorum ama Lucian'ın aldığı skorlardan bayağı bir para farkı yemişizdir diye düşünüyorum. Dur bakalım ama Arakçı artı işte destek eşyası falan biz de oradan kapatıyoruz olayı. Savaşmadan kanka ya sakin sakin oynayalım. Hele kulede bir falan olmuyor yani şu an. Şu anda Soft'u da çok fazla para kasıyor. Ben de çok fazla para kasıyorum. Onun da destek eşyası bitmiş neredeyse. Onun destek eşyasının yanında ayrıca koridorun başlangıcında kastığı paralar da var. İkimiz de yani şöyle Lucian'ın tek başına kastığı kadar değil ama ikimiz de Lucian'la Pike, yani Pike o kadar kasmadı. İkisinin arasında bir şey kasıyoruz. Takım savaşı içerisinde iki tane çok sağlam destek. Hatta sonra hani hasar olarak da bayağı önde oluyor bir noktada. Değişikmiş ama bu ikili yani. Harbiden tuhaf. Gerçekten birkaç kez bir oynanması ve öğrenilmesi gerekiyor. Denemek isterseniz tavsiye eder miyim? Onu oyunun sonunda söyleyeceğim tabii şimdi spoiler olmasın ama göreceğiz birlikte. Çok iyi. Zorladılar. Tamam. Kulede bir ye köyü. Çok güzel. Benim manam bitti mesela. Bir savaşta bütün manam bitti. 30 saniyede bütün manam bitiyor. Benim mana havuzumu çok dar genişletmem lazım. Tamam, güzel oldu. Benzeri hareketi birkaç kez daha yaparsak şık olacak. Ultisi var kanka onun. Ay. Manam yetmiyordu can basmaya ya. Ben öleceğim. Evet. Oraya girmemeliydik ya bu arada. Hani yine aynı şey fazla zorladık. Baş melek asasını bitirdim. Şimdi Lich Puan'a gideceğim. Ya birazcık artık yeni ben hasar kazanmaya başlıyorum. Daha tam kazanmış da değilim. Bu arada şunu Safir Kristal yapıp bir tane pembe totem almak daha mantıklı. Mana havuzunu artırmak amaçlı. Koş kanka ikinci kuleye. Ha vurmuyorlar tamam sorun yok. Bu ejderi vermeyebiliriz. Bunu da biz alalım. Bayağı iyi olur iki tanesi. İnmiyor adam ya. Tamam çok iyi. Oynandı abi orası süper. Ay. Kötü öldü. Ben al onu. Çok güzel. Oh büyüdüm. Ay. İyi oynadı Lee Sin he. Lee Sin çakal, Lee Sin mayın. Mayın galiba, mayınsın kardeşim. Tamam süper. İşte şimdi olayın etkisini görmeye başladık. Ben şimdi yeni görüyorum ve bir savaşta 2000 altın topladım. Bir savaşla. Çok iyi yani. Muhteşem oldu şu an benim için. Kanka 200 altın eksiğim var ve üzerimde mavim var. Biraz daha rahat oynayabiliriz şu an. Aa değilmiş ya. Değilmiş bu arada. 650 altın eksiğim varmış. Lich Puan'ın fiyatını yanlış okumuşum. Lich Puan bittikten sonra yani
çok kısa süre içerisinde ben bayağı güçlü bir şampiyona dönüşeceğim. Aman hasarmazdı falan filan öyle bir şeyler yok yani. Bir dalga daha ittirelim. Savaş içerisinde Soflu'yla ben yan yana sonsuz bir şekilde birbirimizi güçlendire şey yapabiliyoruz yani. Hayatta kalabiliyoruz. Burayı da alalım, sonra base atalım artık. Şu an ciddi fazla güçlüyüm yani. Süper oldu ya. Şu anda baş melek asası 720 yükte. Bu da bitti sayılır. Birazdan bitiririm base içerisinde skill spamlayarak. Çok çok iyi yani. Şu anki durumumuz görün ya. Şimdi bir görün. Az önceki halim, 10 saniye önceki ve şimdiki halim. Görün yani. Seraf'ın şefkatine dönüştü. 278 yetenek gücü ve Lich puanımla birlikte gerçekten canavar bir karaktere dönüşmüş. Bulunmaktayım Soflu. Çok iyi abi. Redemption falan da bitmiş. Aa. Lee Sin de tutar sandım ya. Şu an hasarımı görüyorsunuz yani. Daha bu başlangıç. Master'i ne yapıyor kanka orada? Minyon mu kesiyor base'de? Proxy Master'i yapıyor. İlginç yani. Master'i bu arada hep bu civarlarda kestiler saçma sapan. Ben çözemedim onu. Bunlar biraz... Oh, yayıncı Focus Mirader'in falan... Uy, yarı canını aldım. Bir de ayakkabımı yükseltsem daha rahat olacak benim için. Skill dodge'laması, cartı curtu. Ne oluyor ya? Ana. Kaç skill attınız yani? Bak burada. Evet kanka, gördüm. Kanka. De onunla savaşmak istemiyorum kanka. Çok iyi. Baron gel. Her şeyini atıp yine öldüremiyorlar seni. Evet, imkanı yok yani. O kadar şey atıp hala öldüremedikten sonra daha öldürebilmelerinin imkanı yok. Ben etrafı gezeceğim kanka. Ha, Lee Sin gözüküyor. Tamam. Çalmayı dener falan diye düşündüm de. Bu arada yine de deneyecekler sanırım. Geliyorum. Öldürdüm. Devam. Süper. Biraz sanki hani ben şeyi çözdüm. Başta yaptığımız hataları çözdüm mesela. Bir kere oynayarak çözdüm. Erkeni zayıf. Çok zayıf. Ama erkende de savaşmadığımız sürece koridorda zorlanmıyoruz. Ne zaman savaştık o zaman kaybettik. Hiçbir savaşı kazanamadık erkende. Savaşmayacaksın. Sonunun görevini bitireceksin. Evet. Onu öldürelim önce. Çok iyi. Şimdi geri dönüyorum ben. Biraz daha dikkatli oynamak lazım. 2v2 çok zorlama. Bir de özellikle yani Pyke koridoru. Pyke gerçekten savaşması kolay bir şampiyon değil. Zor bir şampiyon. Buna karşı biraz daha dikkatli oynamakta fayda var. Ben ikiz gölge alacağım. Mantıklı olduğunu düşündüm. Hani hem yetenek gücü hem ekstra yavaşlatma, takımı hızlandırıyorum, rakibi yavaşlatırım falan kafası. Belki şapka falan gidilebilir ama yani. Ya, takımda Jarvan var ya, bir AD kaynak. Hı-hı. O da yardımcı oluyoruz biraz. Full AD adam çünkü. Bu beni şey sandı herhalde. O rahat kesilen sonalardan sandı. Yarı cana bile inmedim. Bas kanka. Şu an deli gibi skill spamlıyorum ve mana havuzum gayet rahat. Temizleme bir tek sona. O da öldü. Çok iyi. Takımdaki diğer kimse de ölmeyecek ya. Evet yani. Benim kalkanım full alan. Senin ultin herkesi zonyalıyor falan böyle. Kefaret falan aldım ben. Evet. Cidden takıma inanılmaz faydalı bir şey yani. Aralıksız can basılıyor ya. Ne kadar güçlü olduğunu düşün, görsenize. Hasar da var yani. Beni denedi de. Yemedi bu sefer. Bir yerlerden bir şeyler deniyorlar oradan buradan ama şu an gerçekten onların işi çok zor. Baksana hasara. Gördün mü Lux'ın canını? %40'a indi tekte fullden. Q düz vuruş sadece. Şu an maviye ihtiyacım var. Uzun bir hani kuşatma sürecinden sonra bu haldeyim. Hala 1000 manam var cebimde. Bastım ikiz gölgeyi. O neydi lan? Üf. Ay, flash'im var, heal'im var. Heal'im yok, heal'ı basmışım. Tüh, daha Soflu R'si falan ben öldükten sonra patladı. Tüh, şanssızlık. Çok vurdu ya bir anda. Evet kanka, yani cidden çok vurdu bak. Bir tane düz vuruşu bu yanlış anlamadıysam 800'e yakın hasar vurmuş.
toplamda. Crit geldi. Ha, crit statik ve E'sinden gerçek hasar hepsi birleşince çok vurdu ya. Evet, böyle öldürebiliyorsunuz. O yüzden böyle ölmemek için de şu an aklıma gelen güzel bir eşya Zonya. Küçüğünü aldım, büyüğünü de alırız inşallah. Böyle de ölmeyeceğim. Oynayarak öğrendim ya, güzel oldu. Çok vurdu ya. Lucian'ı indirsek gerisini getiririz dedim. Tamam, süper. Devam kanka, devam. Hızlandırdım. Devam. Oğlum çok iyi ya. Koşturuyoruz ya takımı. Uf. Evet. Yok öyle bir şey. Süper. İkiz gölge bir daha geldi. Jarvan'ın canı kaç kez doldu lan orada. Evet. GG, well played diyoruz. Ol çizde kapatmışım. Maçımızın sonuna geldik. Bir de oyun son ekranına geçelim bakalım. Ben Soflu kardeşime GG vereceğim bu güzel önerisinden dolayı. Aha lig atladım lan. Altın 4 olmuşum. Ya altın maltın diyorsun, plattan milattan eşleştiriyorsun kardeşim sen de yani. Es almışım Sona ile. Kaç hasar vermişim merak ettim. Ben burada yani bunlardan daha fazla hasar verdiğimi düşünmüyorum ama bakacağım. En çok hasar ben vermişim. 28.000 hasarla en yüksek hasar bizde. Ben bunu beklemiyordum gerçekten yani. Ciddi manada açık ara farkla en yüksek hasar bizde hatta. Şampiyonlara yapılmış olan can yenilemesine bakalım. Bunda Vladimir ha kendine basıyor. Dur, takım arkadaşı iyileştirme. 9500 bende, 5600 Sofru'da. Lucian ha heal'la, şifayla, tamam. Takım arkadaşı Kalkan'ın da Sofru'yla ben herkese kaldırmışız. Değişik bir şey var burada. Alınan hasar grafiğinde falandı filandı. Gerçekten iyi ya. Bayağı iyi. Nasıl counterlanır diye düşünecek olursak da Brent'tir. Böyle Pyke yine bunlardan birisi bu arada. Bir anda pat diye öldürebilen şampiyonlar. Bu ikiliyi counterlıyor bu arada. O zaman Sona Taric ikilisi, bunları bu şekilde oynamak, Arakçılığı ikisi de destek eşyalı, böyle oyunun yarısına kadar biri, yarısından sonra biri farmlamalı falan taktik, boş mu dolu mu diyecek olursak sonuna kadar dolu. Dop dolu hem de. Ben bayağı keyif aldım ya. Bunu hani yayınlarda falan da ben yapabilirim sanırım, pire falan girersek. Ne diyorsun sen kardeşim, sence nasıl? Evet. Sofrun sesi gelmiyor arkadaşlar. Neyse, maçımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu bir tane beğen atıp bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Gerçekten efsanevi bir oyundu. Çok keyif aldım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arka plan henüz boş ama dolacak. Dediğim gibi ayarlıyoruz. Genel anlamda çok güzel bir oda ayarladık. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.